Abi ben Altan bugün sizlerle birlikte çok üzücü bir şekilde başlıyorum. Niçin üzücü bir şekilde başlıyorum? Çünkü şu an görmüş olduğunuz bölgedeki Azerbaycan topraklarının var olmadığını görüyorsunuz. Bu nasıl yok oldu? Dünya Allah tarafından bir şey olmadı. Ben yaptım. Ama ben bunu yaparken kayıt almayı unuttum. Neyse Azerbaycan'ı sadece çekemedik. Onun dışındaki tüm her şeyi çektik. Bu asker oğullarını ben zaten videonun dışında ayarlamıştım. Azerbaycan sınırına da ayarlamıştım. Hatta Rusya sağ olsun şu ve şu toprakları da onlar almıştı ki Özbekistan ve buradan da Kırgızistan'a doğru da yol alıyor gibi duruyor. Yunanistan, pardon, Rusya bize karşı savaş ilan etmezse eğer ki şayet çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Gereksiz boş yere uğraşmak istemiyorum Rusya'yla. Hemen anlatayım. Videonun öncesinden, şey, geçen videoyu içe başladığımda anlatmıştım video kaydını başlattığım zannederken. Hemen anlatayım. Türkiye'yi işgal etmeyi düşünüyorum. Türkiye, Macaristan, Slovakya, Slovenya. Onun dışında şu an bu bölümü sadece işte Azerbaycan, Türkiye, Slovenya, Macaristan, Slovakya. Çat, belki Polonya. Zannetmiyorum Polonya ve Fransa'yı işgal edeceğimi. Bir sonraki bölümde Mısır, Suudi Arabistan yaparız. Finalimizi veririz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla büyüyeceğiz. İkincisi Rusların topraklarını almanın tek de bir manası yok. İkincisi toprak bütünlüğümüzü bombok edecekler. Hani benim buraya kadar uzanan bir toprak bütünlüğüm olsun istemiyorum. Azerbaycan serisinde çok güzel durmuştu. Azerbaycan serisinde hem burayı almıştık. Şu bölmeyi full almıştık. Hem de o bölmeyi full almıştık ve de Arap Yarımadası da dahildi buna. Bu yüzden daha fazla büyümek istemiyorum. Hem buradaki şu topraklarla birleşecek. Buradaki şu topraklarla birleşecek. Hem de Türkiye'nin topraklarıyla birleşecek. Belki Arap Yarımadası'nı ki almayı düşünüyorum ki alırsak çok iyi olur. Arap Yarımadası'nı da alırsak mükemmel bir toprak bütünlüğüne sahip olup videoyu sonlandırabiliriz. 5 bölümlük kısa bir şey oldu. Biliyorum İspanya serisi de böyle olmuştu ama bu videoların doğalı, yani normali bence böyle olmalı zaten. Çünkü hani bilmiyorum bir seriyi 15 bölüm uzatmanın pek de bir manasının olmadığını düşünüyorum ben. Ben öyle düşünüyorum. Benim gibi düşünmüyor olabilirsiniz. Hak verin, doğal olabilir. Şu odalarımızı şuraya bir kaydıralım. Şu an gözümüzün önüne ilk önce bir Türkiye'yi kaldırmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin toprakları çok çok değerli olmasıyla birlikte doğru kullanıldığı zaman, doğru kullanıma uyumlu olduğu zaman mükemmel bir şey diyeceğim, biz orada ordu kaybettik. Allah Allah. Biz kimle savaştayız? Garip, garip. Beklemiyordum orada bir ordu kaybetmeyi. İkincisi, buradaki ordularımız yer almış mı? Almamışlar. Macaristan'ı aradan bir çıkarsak mı diye düşünüyorum. Fakat ilk önce bir Türkiye işgalini gerçekleştirsek bence çok doğru bir karar olur. Öte yandan Türkiye'de çok fazla güçlenmeden 98 binlik bir ekonomi ve 3,5 milyonluk da bir nüfusa sahip olmasıyla birlikte zaten fazlasıyla yükseldiklerini düşünebiliriz. Şu an benim için en önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'nin fazla yükselmeden ve de yapmış olduğumuz yardımların bize geri girmemesi. Açıkçası bu durum bu böyle değerlendirmek istiyorum. Çünkü eğer Türkiye'ye yapmış olduğumuz yardımlar gelir bize patlarsa büyük sıkıntı oluşur. Büyük sıkıntı oluşur. Öte yandan İran topraklarındaki bütünlüklerini de almalıyız ki oradaki toprakların ha siktir. Buradaki ovalar oraya gelmemiş mi? Neyse şuradan, buradan orada çıkmıyor. Neyse buradan orada çıkmıyormuş. Okey, harika, mükemmel. Okey. Olabildiğince hızlı etik ve savunulmayacak savaşlar gerçekleştirirsek bu bizim adımıza ve Yunanistan'ın geleceği adına da birçok başarıyı beraberinde getirir. Konuşurken çok fazla kameraya bakmıyorum bile, sadece saçlarım salık olduğu için şu an motorcu karılar gibi duruyor olabilirim.
Aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdi bu ordumuzu şurada bölelim. Bu ordumuzu burada bölelim. Ve denizdeki ordumuzu da şöyle rastgele, niye atamadık? Rastgele bir biçim. Kardeşim gitsene. He, şey yok. Hareket puanı yok yanında. Amına koyayım. Aa, doğru. Uf, nasıl fark etmedim ben onu ya? Güzel, güzel, güzel. Güzel, orayı da aldık. Tamam, okey. En fazla şurayı alabilir. Elimle gösteriyorum. Şurayı alabilir. Ama bu ordu buraya giderse bu ordu oradan işimizi halleder gibime geliyor. Onun dışında şu an Türkiye'nin bizim yapmış olduğumuz çıkartmalara bir müdahalesini ben göremedim. Çünkü olmadı. Onun dışında baktığım zaman zaten Türkiye şu an 3 büyük savaştan çıktı. Bir İtalya savaşı. Bir Rusya, Ruslarla savaşa girdiler ki Ruslarla savaşa girdiklerinde biz daha çok yıprandık. Hani biz daha çok yıprandık. Bu yüzden bu toprakların bizim üzerimize geçmesi en doğru karar oldu bizim adımıza. Çünkü bu toprakları savunurken biz daha çok yoruluyoruz Türklerden dolayı. Heriflerin topraklarını biz savunuyoruz ki. Sadece savaşa dair olmuyoruz. Bütün parayı oraya yatırıyoruz. Onu buraya, oraya yatırıyoruz. Bunu şuraya yatırıyoruz. Her şeyimizi oraya veriyoruz. Bir yerde de artık bir dur diyor insan yani. Bir dur diyor yani kardeşim sen. Bir dur. Koruyamıyorsan ver şu toprakları diyor mesela yani. O yüzden dolayısıyla pek de bir sıkıntı oluşacağını ve toprakları alamayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi bakıldığı zaman zaten bu bölgesinde hiçbir ordusu yokmuş. Bizim işimize gelir, sıkıntı yok. Burada işgal etmiş olduğu o toprağı geri kazanmasın. İskenderun'u aldık. Güzel. Harika. İç Anadolu kesimlerine de giriyoruz yavaştan yavaştan. Arada bir telefonuma bakıyorum da az önce telefonum güncellendi ve güncellendikten 5 dakikadır böyle bir telefon kendi kendine kapanma süreci oluyor. O yüzden arada bir bakıyorum çünkü alarmı telefondan kurduğum için biliyorsunuz ki ne oldu ne olmadı, bir şey var mı, alarm bit kapandıysa bilgisayardan devam ettireceğim çünkü alarmı. Ona göre bakıyorum, kusuruma bakmayın. Şimdi dur. İstanbul'a bir 9.000'lik bir ordu yollayalım. Kalan 126.000'i buraya yollayalım ve buradaki ordumuz da Zonguldak'a doğru gelsin. Zaten Türkiye'nin bu topraklarını almak açıkçası bizim için en zorlu savaşlardan biri oldu. Düşünün, İtalya ile bile savaşırken biz bu kadar yorulmadık. Ancak tabii ki günün sonunda kazanan tarafın biz olmamız lazım ki bizim de dünya basınında bir ağırlığımız olsun. Bu ordu oraya kalsın. Okey. Şimdi burada biraz ordu kaydırma işlemleri yapacağım. Şu ordularımızı şurada toplayacağım. Şu ordularımızı şurada toplayacağım. Biraz bekleyeceğim. Şuraya bu gitsin, bu buraya gitsin. Ki daha fazla ordularla saldırabilelim. Nerede çok az bir ordumuz var. Tamam, bu buraya gelsin. Buraya da 5.000'lik bir ordu yollasın. Bu ordumuz şuraya gitsin. Ülkede bir enflasyon çıkmış, patlak vermiş. Bunu düzeltelim hemen, ona bir bakalım. Evet, artık yavaştan en sert müdahalelerimizle ve en kuvvetli gücümüzle saldırıza taarruza geçebiliriz. Türkiye'yi yıkmak ne kadar şu an benim hoşuma hiç gitmiyor olsa da bunun bir oyun olduğunu kabul edip yolumuza bakmamız lazım. Özellikle de Yunanistan'da alınca çok kötü oldu ya. Neyse. En azından toprak bütünlüğümüz güzel durdu. Bakıldığı zaman ülkede asker yok. Maalesef. Neyse.
yapmış olduğumuz tüm saldırıların başarıyla sonuçlanması tabii ki bizim için çok ama çok sevindirici bir haber. Ve buradaki ordularımız başkent Atina'ya dönebilirler. Hop, bunlar buraya, bunlar buraya. Bu başkente dönebilir. Bu başkente dönebilir. Bu başkente dönebilir. Ve Macaristan ve Slovenya işgal edilmediyse, ki şu an işgal edilmemiş, güzel bir savaş onları da bekliyor diyebiliriz. Buradaki ordumuz burada kalsın. Olası bir savaş kaybetme durumunda o ordularımız oradan çıkacaklardır. Türkiye'nin hepsini alalım. Ve Türk topraklarını da bizzat topraklarımıza katmış olalım. Şu an bakıldığında ilk serilerimizde, biliyorsunuz ki 3 bölümde, toprak bütünlüğümüz İran'ın da orada vardı, şurada burada biraz vardı, orada burada biraz vardı derken iğrenç bir görüntü vardı. Şu an mükemmel bir görüntüye sahibiz. Evet. Macaristan Fransa'ya savaş ilan etmiş. Ben bunu değerlendiririm. Çünkü pardon, benim şu an çok hızlı bir şekilde girmem lazım ki Fransa Macaristan'ı almasın. Çünkü Fransa Macaristan'ı yer. Bakın. Fransa Macaristan'ı, yani 60 bindi. Altmış bin. Ben şu başkenti bir düşüreyim de ondan sonrası kolay. Güzel. Vallahi benim daha fazla toprakta pek de bir umurum yok açıkçası. Ben şu toprağımı alayım. Senden. Yağmalıyorsun topraklarımı. Bu hoş bir şey değil. Ama illa da bir karaktersizlik istiyorsan yaparız, sıkıntı yok. Ben yavaştan serimin sonuna geliyorum. Benim için topraklarının hiçbir önemi yok. Bunu asla unutma. Evet, yavaştan Macaristan'ın da kaybettiği topraklarla beraber. Şurada enflasyon patlak vermiş, yine onu bir hallettim. Macaristan'ın da topraklarını alıyoruz ve hiç hız kaybetmeden Slovenya mıydı bu? Slovakya'ymış, pardon. Yarım saattir özür dilerim, yanlış söylüyormuşum. Slovakya'yı da işgal edelim. Hiç hız kaybetmeden, çünkü Fransa'nın daha fazla bu ülkeleri de işgal etmesini istemiyorum. Çünkü olası bir işgal durumunda Fransa güçlenip bize bir savaş ilanı gerçekleştirebilir. Bu da tabii doğal olarak istediğimiz bir şey ve istediğimiz bir sonuç değildir. Elbette Fransa'nın savaş ilan etmesi bizim için çok riskli ya da bizim için çok büyük bir durum değil. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bunun üstesinden basacağımız ordularla beraberinde gelebiliriz. Şu an 522 binlik bir ordumuz çalışmıyor. Boş duruyor. Ancak biz bu orduları yine de bir anda bir yere yollamak istemiyoruz. Bir anda programla gitmesini istiyoruz. 40 binlik bir ordu daha başkentimize dönüyor. Ve ben şöyle alarmıma bakmak istiyorum. 6 dakikamız kalmış. O süre zarfında da asimilasyon işlemlerimizi ve biraz daha diğer bölümde ne yapsak daha iyi olur hakkında biraz konuşabiliriz. Açıkçası Yunanistan'ın topraklarını bu kadar hızlı genişletebileceğini ve özellikle de biliyorsunuz ki kaç 5 bölümde biz bu kadar büyüdük. İspanya'da ise Afrika'da biz bu kadar hızlı yürütmüştük. Sanırım oyun ve hikaye tarihimiz boyunca, yani hikaye, oyun hikaye tarihimiz diyebiliriz buna. Oyun hikaye tarihimizde ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde Avrupa'da büyük ülkeleri, gerek küçük ülkeleri, gerekse büyük ülkelerin gerçi Türkiye'yle biz, yok Türkiye'yle daha yavaş kalmıştık. Büyük ülkeleri ilk kez bu kadar çok hızlı bir şekilde işgal ettik. İlk kez Avrupa'da bu kadar hızlı bir sonuç aldık. Yaptığımız planlarla beraberinde ve şuradan şu enflasyondan daha fazla zarar görmemek açısından şunları şöyle bir alacağım. Şu ülkeye de bir barış götürelim. Güzel. Çadı alacaktık. Çat, bilmiyorum şu an burada ordu basabiliyorsam ordu basacağım oraya.
Evet. Tamamdır. Bu kadar ordunun ben yeteceğini düşünüyorum açıkçası. 55 bin yeter. Burayı da alalım. Polonya ile sınırımız birleşsin ve artık bizim için açıkçası Rusya'nın bize olan tavırları ve görüşleri pek de önemli değil. Rusya'nın bize karşı göstereceği herhangi bir tutumu umursamayacağımıza ve olası bir şekilde tehditlerle karşılaşırsak da yok edeceğimize dair nutuk çekebiliriz. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Bu orduları hiç oraya götürmekle uğraşamam. Direkt ters edelim. Ve Moldova, ben buraya yarım saattir çat diyorum ya. Çat benim aklımda nereden kaldı? İspanya'dan kaldı değil mi? Çat nerede? Çat gitmiş. Çat'ı işgal etmişler. Yakın bir zamanda da Afrika'dan atıyorum Kamerun'u alıp Afrika'da genişlemeyi düşünüyorum. Şuraya bakıldığında bir Uruguay vardı. Uruguay'a gitmiş. Venezuela değişmiş. Burada bir Kolombiya vardı. Peru onu bir halletmiş. Fransız Guyana'sı. Ne alaka bilmiyorum, burada mıydı? Bir fikrim yok. Meksika hala sapasağlam duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'yı yemiş. Grönland'da Norveç girmiş. Norveç'in hani burada sen niye bu kadar şey istiyorsun diye sal şu milleti ya. Onun dışında da ülkemizdeki asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirelim. Yani bir sonraki bölüm açıkçası kafamda kurguladığım ve olmasını istediğim senaryo şu. Mısır'ı bilmiyorum. Olmasa da hani olur. Orada benim şapkam var. Ne o şapkam var? Ne o şapkam değil o benim. Ha, şapkam altında tişörtüm var. Ha, güzel. Takmayın, boş ver. Tişörtüm olabilir. Açıkçası bir sonraki bölüm şeyi istiyorum. Suudi Arabistan'la Mısır'ı istiyorum. Fakat Mısır olmasa da olur açıkçası. Hatta olmasa daha da bir iyi olur. Suudi Arabistan işgalini gerçekleştirdikten sonra bölümümüzün sonuna gelebiliriz aslında. Şu bölümde yapabilirdim. Fakat artık 2 dakikamız var. İmkanı yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Aslında bu bölümde de finalimizi yapabiliriz ama 5 yok 4 bölüm. Yok ya, oraya almamız lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Eğer verirlerse, ki vereceklerini düşünüyorum. Verirlerse bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüz, yani bir sonraki bölüm değil de bir sonraki serimiz ne olur? Ben de onun hakkında konuşayım. İyaletleri talep ederim. Hiçbirini, dur pardon. Bu şeyi seçelim. Şunların hepsini bir alalım. Verirlerse farklı bir seriye başlayalım biz de. Bir bölüm daha bunu ayırmaktansa yeni bir bölüm, yeni bir seri çekeriz. Memeliler. Ordu toplayacağım. Şu 2 dakika boyunca sadece ordu toplayacağım. Türkiye'deki ordumuzu iptal edelim. Bu yıldızlı olanlardan daha fazla mı ordu çıkıyor? Ben anlamadım şimdi. Yalnız buradan çok güzel ordular çıkıyormuş. Keşke ben bunları bileydim. Zamanında bileydik. Zamanında bileydim. Evet, bence bu kadarlık bir ordu basım işlemine pek fazla bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Vasallaştırma talep edelim. Ha, ultimatom yolladım. 29 tur sonra. He, anladım. Neyse, hakaret edelim. Hakaret edelim. Hakaret edelim. Şu vergilendirmeyi almayalım da bizim vasalımız olmaktan çıkmasınlar. 29 tur bekleyelim. Bir sonraki seriye başlamak istiyorum. Çünkü kafamda hani bir seri şu an net bir şekilde belirlemedim. Fakat birkaç tane seçeneğim var. O seçenekleri eledikten sonra doğru kararı vereceğimi düşünüyorum açıkçası. Ne görmüş öyle? Bağımsızlık bildirgesi. Adamlar ya. Boşu boşuna beni 30 tur beklettiniz ya. Hayır, şimdi savaş ilan edeceğim. Anasını satayım. Bölüm olacak sana 40 dakika.
Uğraşmak istemiyorum ya. Ben kafama koyduğum bir şeyi başarırım. Arkadaşlar bir 10 dakika müsaade edin bana. Bir 10 dakika müsaade edin bana. Hatta gelin şöyle bir 10 dakikalık bir alarm kurayım. 10 dakikalık bir alarmımı kurdum. Hızlı bir şekilde ordularımızı o bölgeye doğru intikal ettirelim. Ettirdiğimiz bu ordularla beraber de Suudi Arabistan fethini gerçekleştirelim. Ki Suudi Arabistan bu kadar kendine güvenmesinin sebebi neymiş, ne değilmiş, neciymiş onu bir anlamış, öğrenmiş oluruz hem de. Şöyle tüm ordularımızı bu sınırımıza getirelim. 8.000'lik bir orduyu buraya, üstüne de bir 5.000'lik bir ordu vereceğim. Hop, bu buraya. Öte yandan o 500.000'lik bir ordumuz var, onu da kullanacağım, onun da farkındayım, bilincindeyim. Hop, bunlar hemen gelsin bakalım buraya. Şimdi buraya 40.000'lik bir ordu deniz kıyısına. Buraya da 40.000'lik bir ordu. Buraya 20.000'lik bir ordu. Buraya 20.000'lik bir ordu. Buraya 20.000'lik bir ordu. Her bir sınırına 20.000 koyabiliyorsak 20.000'lik bir ordu koymayı düşünüyorum. Olabildiğince hızlı ve etik davranmaya çalışıyorum. Artık FIFA oynamaktan mıdır bilmiyorum. Klavyeyi gereğinden çok fazla hızlı kullanmaya başladım. Bilginiz olsun. Klavyeyi hızlı kullanmak istiyorsanız FIFA'ya başlayabilirsiniz. Hatta kenarda 30 binlik bir ordumuz. 200 küsür bir ordumuz bile kalabilir fakat ben onların kalmasını istemiyorum. O yüzden bu savaş son savaş olduğu için hızlı hızlı buraya intikal etmelerini istiyorum. Hızlı hızlı buraya gelmelerini istiyorum. Tüm ordumuzu, tüm donanmamızı, tüm gücümüzü buraya kullanarak bu kadar çok neyi neylerine güveniyorlarmış onları da bir öğrenmiş olalım. Ve de öte yandan artık en iyi nereden saldırabilirim? Şuraya. Şunu. Şuraya. Şunu. Şuraya. Şunu. Şuraya. Şu an rastgele koydum. Evet. Bütün ordularımız ilk önce bir gelsin. Bağımsızlık bildir. Allah benim belamı versin, tamam mı? Çok yanlış bir hareket yaptım. Şu an alamıyorum da bu toprakları geri. Umarım oradan ordu basabiliyorumdur. Güzel, basabiliyorum. Hiç yoktansa biraz olsun. Bekleyecekler. Ben iptal diyecektim. Tamam yani, tamam okey. Sıkıntı yok diyecektim. Lakin diyemedik. Çok büyük ordu kayıplarıyla, çok büyük toprak kayıplarıyla sonuçlanacak bu hatamız. Neyse hiç yoktansa o yakınlarda biraz olsun ordumuz vardı da intikal ettiler. Hızlı hızlı bir şekilde kapatabilirsek bu atağımızı bölüm 10 dakika değil 5 dakikada bile sonuçlanabilirdi. Lakin benim geri zekalı kafam yüzünden şu an bölüm 20-30 dakikalara kadar çıkacak ikinci part. Çok kötü oldu bu ya. Bu çok kötü oldu. Berbat bir şey oldu bu hatta. Yani gereksiz Suudi Arabistan'a toprak verdik. Yani onca ülkeyi, onca medeniyeti yok ettik. Onca medeniyetlerde fethi gerçekleştirdik. Anasını satayım. Gittik. Bunlara boyun eğdik ya. Ağrıma gidiyor. Bir de kuvvette de çok iyi bir asker sayısı var. Bunu asla unutmayın. Hani kuvvette çok iyi bir asker sayısı var. Keza yine aynı şekilde Katar'da da öyle. Neyse, iyi çoktansa vermiş olduğumuz toprakların her birini yavaş yavaş da olsa geri almasını biliyoruz. Suudi Arabistan bu topraklarda sadece ve sadece yağma yaptığı için, çünkü onlar bir geri zekalı olduğu için çok da fazla bir etki etmiş olmuyorlar topraklarımıza. Sadece yağmalamış oluyorlar. Yani topraklarımızı tekrardan sanki ilk kez fethediyormuşçasına bir asimilasyon işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor topraklarımıza. Şimdi ilk önce toprak bütünlüğümüzü koruyup tüm topraklarımızı geri almayı istiyorum ki bu topraklar biliyorsunuz bize aitti zaten. Olabildiğince bu toprakları kendi bünyemiz ve himayemiz altında tutmak istiyorum. Yapmış olduğumuz hatayı hızlıca kapatmak istiyorum. Güzel. Herhangi bir şekilde toprak kaybı yapmıyoruz zaten şu an. Bir toprak kaybı da vermiyoruz. Tüm topraklarımızı geri de aldık kaybettiğimiz. Öyle değil mi? Evet.
Şimdi tüm ovalarımız yavaş yavaş geliyorlar. Ve onlar gelirken de biz de bu sırada ovalarımızı artık ileri çıkartabiliriz. 20.000'lik gerideki ordumuz buraya intikal etmiştir. Suudi Arabistan için artık başarılar diliyorum. Fakat ne kadar başarılı oldular onu bilmiyorum. Buradaki ordularımız 3.000, 3.000, 3.000. Tamam, buradaki ordularımız çıkabilirler. Artık bu bölümün kaç dakika süreceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Umalım ki alarm çalmadan bitirmiş olalım. Çünkü bu kadar konuştuk artık. Övdük kendimizi, bari bir boka yarasın, değil mi? Güzel, güzel. Yapmış olduğumuz bir hata sebebiyle kasıtlı olmayacak. Şey yaptık. Savaş ilanı gerçekleştirdik. Şimdi buradaki limanlarına özellikle saldırı düzenlemek istiyor. Özellikle Yanbu ve Badr'ı savaş işgal etmek istiyorum. Öte yandan buraları dağılmak istiyorum ki kendileri çok fazla kendilerini çok toprak sahibi zannetmesinler. Yeterince zannettiler az önce. Şuraları da alalım. Şuraları da alalım. Ve artık Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine doğru giriyoruz. İlerliyoruz durmaksızın. Durdurulmamaksızın. Güzel. Yani en başından beri aslında ordularımız geldiğinde o savaş ilanını gerçekleştirseydik aslında yaşanacak tüm senaryo bundan ibaretti. Lakin biz kendimizi bir sınamak istedik, test etmek istedik, bir heyecan yaratmak istedik. Tabii ki reytinglerimizde bir düşüş olduğunu fark ettim ve hemen dedim ki ne yapabilirim? Tabii ki dedim ki savaş ilanı. Oyuna nasıl gömüldüysem artık hiç çıkmıyorum, değil mi böyle? Şimdi artık tur başına kaç eyaleti işgal ediyoruz bilmiyorum ama her tur ilerlediğimizde bir hamburger yermişçesine Suudi Arabistan'ın yok olduğunu görüyorum, gözlemliyorum daha doğrusu. Bu durumdan dolayı Suudi Arabistan'dan özür diliyorum. Neyse, bir sonraki bölüme bıraktığımız tüm işleri de gerçekleştirmiş olduk böylelikle. Arap Yarımadası'nı alacağımızı söylemiştik, biliyorsunuz ki Arap Yarımadası'nı da işgal ettik. Öte yandan Azerbaycan, Macaristan, Slovenya, Türkiye'yi de işgal ederek şu arkadaşlarla bir barışa oturalım. Ve son olarak tüm toprak bütünlüğümüze bir kez bir bakalım ve ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. 469 eyaletimiz var ve Arap Yarımadası olmak dahilinde ve Avrupa'nın önemli bölgelerine dahil olmak üzere ve Orta Doğu'yu dağılmış olarak. Büyük Yunanistan'ın hem hayali projesi gerçekleştirildi hem de daha büyük topraklara ve daha geniş topraklara da sahip olduk. Bir nevi Osmanlı'yı kurduk. Evet, iyi günler oyunlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok Ece Uçları 2 bölümlerinin ve serilerinin gelmesi istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.